söylüyorum. O kamera çalıştıran yapamayacağımız bir şey yok, değil mi? Yeşilçam'dan onlarca güzel yıldız geçti. Kimileri Türkan Şoray, Fatma Girik gibi ölümsüzleşti. Kimileri Perihan Savaş, Hülya Avşar gibi Yeşilçam'a damga vurdu. Bir de çok sayıda filmde oynamalarına rağmen sonunu getiremeyen, tutunamayan yıldızlar vardı. Çoğu gençlik yıllarındaki filmlerle hafızalarımızda kaldı. Bu çalışmamızda işte o kadın yıldızları hatırlayacağız. 1953 doğumlu harika değirmenci, 1975'te Türkiye Güzeli seçilmesiyle tanındı. Bir yıl sonra da Aşk Dediğin Laf Değildir filminde Tarık Akan'la birlikte oynadı. Kendine has bir duruşu ve güzelliği vardı. 1977'de Kadir İnanır'la başrolü paylaştığı Fırtına filmiyle adından çokça söz ettirdi. Harika değirmenci, hızlı şöhreti sayesinde dönemin magazin medyasını meşgul eden, çokça malzeme de veren bir isimdi. Adının aşk dedikodularına karıştığı Kadir İnanır'la ilgili sorulan soruya, ''Kadir de kimmiş? Sanıyorum bunlar Kadir İnanır'ın reklamlarından başka bir şey değil.'' sözleriyle verdiği ukalaca cevap aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Kadir İnanır'la çektiği Fırtına filmi, Harika Değirmenci'nin son yapımı oldu. Şarkıcılık da yapan değirmenci, ikinci evliliğinden sonra sinema ve müziği bıraktı. Artık 70'li yaşlarına merdiven dayayan Yeşilçam'ın esmer güzeline de zaman torpil geçmedi. Ancak topu topu iki filmde oynamasına rağmen Yeşilçam'ın unutulmaz kadınları arasına girmeyi de başardı. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın ablası Nilgün Saraylı da Yeşilçam'da bir görünüp sonra ortadan kaybolan yıldızlardan. 1958 doğumlu oyuncu, 1980'lerde Yeşilçam'da boy gösterdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kemal Sunal dahil çok sayıda ünlü isimle kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın karakter oyuncusu İhsan Gedik'le İbrahim Tatlıses'in uğruna kavga ettiği, dayak yediği, hatta bıçaklandığı bir güzeldi. Müzisyen Atilla Alp Sakarya ile evlenen Nilgün Saraylı, 80'lerin sonunda sinemadan koptu. Yaklaşık 12 yıllık bir aranın ardından 2000 yılında Arif Susam'la Veda Gecesi adlı bir filmle geri döndü. En son 2006'da kamera karşısına geçen güzel oyuncunun yıldızlığı 80'lerde kaldı. Adana doğumlu Özlem Onursal da Yeşilçam'ın bir dönem görünüp ardından kaybolan yıldızlarından. Asıl adı Mevlüde Nevin Deli Gönüldü. 1981'de filmlerde yer almaya başladı. Emrah'ın ünlü Acıların Çocuğu filmi dahil çok sayıda arabesk yapımda yer aldı. Bazen başroldeydi, bazen yardımcı kadın oyuncuydu. Masum yüz ifadesiyle kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken esmer güzellerinden biri oldu. En önemli yapımı ise 1987'de Kemal Sunal'la birlikte oynadığı ve hala sık sık ekranlara gelen Kiracı filmiydi. Sinema macerası yaklaşık 10 yıl süren Özlem Onursal en son 1992'de kamera karşısına geçti. Zaten o dönem Yeşilçam bitmiş, sinema krize girmişti. Evlenen güzel oyuncu Amerika'ya yerleşti. Halen de orada yaşamını sürdürüyor. 1958 Samsun doğumlu Nazan Saatçi de Yeşilçam'dan rüzgar gibi geçen güzellerden. Edebiyat Fakültesi mezunuydu. Bir gazetenin sinema güzeli yarışmasıyla adını duyurdu. 70'lerin sonunda sektöre girdi. Cüneyt Arkın'ın Baba Kartal, Ölümsüzler filmlerinde oynadı. Kemal Sunal'ın 1983 tarihli Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, Türkiye'de birkaç filmle daha oynadıktan sonra ortalıktan kayboldu. Ancak şöhreti bir başka ülkede devam ediyordu. Pek bilinmez ama Nazan Saatçi halen bile Pakistan'da bilinen bir oyuncu. Çünkü 80'lerde çok sayıda Pakistan filminde başrol oynadı. Hatta o şöhreti sayesinde Pakistan Cumhurbaşkanı'nın resmi davetlerine bile katıldı. Halen eski filmleriyle ara sıra hafızalarımızı yoklayan Nazan Saatçi, yılların eskitemediği güzellerden. Sevgili dostlarım, ben Nazan Saatçi. Size sevgiler, saygılar, harika bir gün diliyorum. 1955 doğumlu Gölgen Bengü, iki filmle Yeşilçam'a damgasını vurdu. 1976 tarihli Meraklı Köfteci ve bir yıl sonra çekilen Aslan Bacanak yapımlarının masum yüzlü yıldızıydı. Sonra oyunculuğu bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yüksek lisans ve doktorasını orada tamamladı. Halen de New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümünde profesör olarak görev yapıyor.
Selma Yaman ya da gerçek adıyla Selma Tarcan, Kemal Sunal'ın İnatçı filmiyle tanındı. 1955 doğumlu oyuncu tiyatro kökenliydi. Kadının Adı Yok, Uçurtmayı Vurmasınlar gibi filmlerde de oynadı. Halen sanat çalışmalarına devam etse de Yeşilçam'ın tutunamayan eski yüzlerinden. Ayşen Cansev 70'li yılların başında çok sayıda filmde oynamasına rağmen Şark Bülbülü'ndeki Hatice karakteriyle tanındı. Bunun bir nedeni de halen bile o filmin sık sık ekranlara gelmesi. Asıl adı Nergis Cansev'di. Diğer yıldızlar gibi o da girdiği yarışmayla adını duyurdu. Toplam 14 filmde yer aldı. Ardından Yeşilçam'ın Tutunamayanlar albümünde o da yerini aldı. 1955 doğumlu Filiz Ersürer de gençlik yılları hafızalarımıza kazınan Yeşilçam güzellerinden. 1974'te sinema güzeli seçildi. 2 yıl sonra Fikret Hakan'la Sürgün filminde başrol oynayarak sinema kariyerine başladı. Sonraki yıllarda daha çok komedi ve şarkıcıların başrolde oynadığı yapımlarda yer aldı. Kemal Sunal'ın Katma Değer Şaban filminin de yıldızıydı. Eski filmleriyle halen ekranlara gelen Filiz Ersürer, Yeşilçam'ı tadında bıraktı. Evlenip Soykan soyadını aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam güzellerinden. Bir de başrol oynamamasına rağmen güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilçam güzelleri vardı. Hülya Tuğlu onlardan biriydi. 1945 İzmir doğumlu Hülya Tuğlu, 1969 yapımı Üç Namus Bekçisi filmiyle ilk defa kamera karşısına çıktı. Çok sayıda yapımda yer aldı. Sarı saçları mavi gözleriyle nice kalplerde yer etti. Ancak spot ışıkları hiçbir zaman onu göstermedi. Hiç başrol oynamadı. Hep yan karakterlerdeydi. En popüler rolü ise Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Dilek karakteriydi. 41 senesini Yeşilçam'a veren Hülya Tuğlu en son 2007'de bir dizide oynadı. Artık yaşlanmış, o eski ışıltısından eser kalmamıştı. 3 yıl sonra da 2010'da 64 yaşında hayata veda etti. 1946 Rize doğumlu Gülten Ceylan da Yeşilçam'ın sadece yan rollerde gördüğümüz güzellerindendi. Asıl adı Melahat Gülten'di. 60'lı yıllarda sinemayla tanıştı. Yüzü aşkın yapımda yer aldı. Genellikle kötü, kurnaz ve çekici kadınlara oynadı. Güzelliğine rağmen hiç başrol verilmedi. Bir kız annesi olan Gülten Ceylan daha 51 yaşındayken kanserden vefat etti. 1955 doğumlu Aynur Akkum da Yeşilçam'a kısa ve küçük rolleriyle damga vuran esmer güzellerden. 1973 tarihli Büyük Şamata ve Ferdi Tayfur'un 1978 tarihli Son Sabah filmlerinden sonra 1979'da kendisini unutulmazlar arasına sokan Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminde yer aldı. Müdürün odasına özel dosyalar taşıyan Esin rolüyle hafızalara kazındı.